Arkadaşlar montajımızı bitirdik. Gayet de hoş oldu. Ben bile bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Arka tarafı falan gayet şık oldu. Aracın kendi menüsü dönüşünü sağlayabiliyoruz buradan. Tam joystick uyumlu. Bakın joystick'e çevirdikçe burada çeviriyor. Uygulamalarımız içerisinde. Buradan istediğimiz uygulamayı gezebiliyoruz. Menü tuşundan ana menüye dönüş yapıyoruz. Joystick'imiz tam uyumlu. Göstergemiz aynı şekilde aktif. Bakın. Burayla. Bakayım farlarda ilgili. Kapılarımızı falan veriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde menü tuşundan geri çıkıyoruz. Arabanın kendi menüsü de büyüdü. Daha da büyük oldu. Buradan menü tuşuna basılı tutuyoruz. Android menümüze geçiş yapıyor. Medyanın içerisinde geçiş yapabiliyoruz. Videomuz. Ekranı büyütebiliyoruz. Ayrıca uygulamaların içerisinde hem de dokunmatik kullanabiliyoruz. Uygulamaların içerisinden YouTube'u açıp tekrar buradan şu şekilde bir işlem yaparak buraya YouTube'umuzu alırken buraya da Yandex'imizi alabiliyoruz. Şöyle iki parçaya bölebiliyoruz. Ana menüye dönüş. Buradan döndük. Uygulamalarımızın içerisindeyiz yine. Gördüğünüz gibi gezme yapabiliyoruz. Geri vites kameramız da var. Geri vites kameramızı taktığımız zaman yönlendirme çubuklarımız aktif halde çalışıyor. Park sensörümüz de aynı şekilde çalışıyor. Tekrar park modunu aldığımız zaman normale dönüş yapıyoruz. Gece modumuz var burada giderken gözün almasın diye. Buradan ön belleği temizliyoruz. Dönüş yaptık. Telefonumuz var Bluetooth. Şu an HD değil. HD dediğimiz zaman onu da kullanabiliyoruz. Aracın içerisindeki kilometre ve yakıt bilgilerini anlık aktarımlarını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.